LGS'ye son 88 gün gerçekten bu 88'leri ters çevirip sonsuzluğa ulaşacağız ve mükemmel başarılar elde edeceğiz. Hemen başlayalım günün sözüyle. Foca Gomez, gerçekten çok tarz bir isim varmış, futbolcu ismi gibi. Kendinize inanmak sihirdir. Bunu yapabilirseniz her şeyi yapabilir, her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekten de insanoğlu kendisine inandığı zaman imkansızı bile başarabiliyor. Dünyada ne büyük icatlar bulunmuş, ne büyük keşifler yapılmış. Dolayısıyla bizler de kendimize inanacağız ve en sonunda da başarıya ulaşacağız. Günün yorumuna baktığımızda Yiğit Gamer, gerçekten dedesinden gelen bir oyunculuk, yani Gamer, soy ismi bile Gamer, tebrik ediyoruz. 811 beğeni almış. Bakalım. Sınavlarda inanılmaz fazla dikkat hatası yapıyorum. Bunu nasıl düzeltebilirim? En son denemede dikkat hatası yüzünden matematik 15-16 net olacakken 9 net oldu. Birincisi çok önemli arkadaşlar. Dikkat de sınavdaki bir konudur. Yani sınav anında dikkatinizi toplayaraktan 5-6 soru fazla da eksik yapmanız gerçekten çok önemli bir şey. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ya da ÖSYM size sorular sorduğunda sorunun içerisinde sizin dikkatinizi ölçmeye çalışıyor. Yani şöyle göstereyim, diyelim ki burada bir soru var. Size böyle bir soru sordu ya. Burada verdiği her bir bilgiyi yazarken, ya bunu sola yazarsam dikkati dağılır mı dağılmaz mı? Sağa yazarsam acaba bir hata yapar mı yapmaz mı diye tek tek düşünüyorlar. Sınav sorularını hazırlayan insanlarla görüştük. Ya hocam niye buraya A'ya 10'dan başlamıyorsunuz da 9'dan başlamıyorsunuz? Onun bile bir nedeni var. Eğer öğrenci bir yerden hata yaparsa yanlış cevaba gitsin. Eğer bir yerde artı eksi yaparsa yanlış cevaba gitsin diyor. Dolayısıyla her şeyi hesaplıyorlar. Dolayısıyla dikkati biz asla ve asla, ya konuları biliyorum, zekiyim ama dikkat hatası yapıyorum gibi düşünmememiz lazım. Mesela şöyle bir şey diyor musunuz? Konuları biliyorum ama matematiğe hiç çalışmadım. Matematiğe çalışıyorsun. Veyahut da hocam işte sınava çalışıyorum ama Türkçe'ye hiç bakmadım. Öyle bir şey olabilir mi? Türkçe'ye mutlaka bakıyorsun ve çalışıyorsun. İşte dikkat de bir ders gibi düşünün. Dikkatle alakalı çok ciddi bir şekilde konsantre olun. Sınavları doğru zamanda çözün. Soruları dikkatli bir şekilde çözün. Ve en önemlisi dikkatinizi artırmak için 3 şey yapabilirsiniz. 1. Kitap okumak. Kitap okumak gerçekten insanın dikkat seviyesini artırıyor. Neden biliyor musunuz? Diyelim şöyle bir kitap var önünüzde. Bu sadece bu kitabı okumak olmuyor. İçerisindeki satırları takip ederken böylece yoğunlaşıyorsunuz. Gözünüz belli bir süre belli bir şeye odaklanmaya başlıyor. İkincisi ve en önemlisi tabii ki de sessiz ortamda ve süreli çalışın. Sessiz ve süreli çalışın. Bu ne demek? Yani 20 dakika ders çalıştınız ya, 5 dakika bir ara verin. Sonra bunun süresini artırmaya çalışın. 30 dakika ders çalışıp 5 dakika ara verin. 40 dakika ders çalışıp 10 dakika ara verin. Ve bu 40 dakika içerisinde dikkatinizi dağıtacak her şeyden uzak durun. Bunlar çok önemli. Eğer dikkat hatasını, ya işte iyiyim ama dikkat hatası yapıyorum şeklinde görürseniz çok fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkate yönelik ciddi çalışmalar yapmanız lazım. Ama en önemli kısım şu: ben bir soruyu hata yaparsam suç bende olacak. Esasında dikkat etseydim doğru yapardım bahanesine sığınmamak. Ben şu an 340-360 civarındayım. İstediğim ise 480 puan. Son 3 ayda puanımı bu kadar yükseltebilir miyim? Evet. Eğer matematik netin 9 net olacakken 16 nete bir anda çıkabiliyorsa dikkat hatanı düzelttiğinde, tabii burada bilgi de önemli arkadaşlar. Üçüncüsü, bazen öğrenci dikkat hatası yaptım diyor ama bilgi eksikliği olabiliyor. Eğer 9 netten 16 nete sıçratabileceğini düşünebiliyorsan dikkat hatanı getirdiğinde bu netlere de ulaşabilirsin. Belki 340'tan 480'e çıkamazsın, yani burada neredeyse 140 puan var ama 360'lardan 470'lere veyahut da biraz daha yukarısına çıkabilirsin. Bunu iyi bir şekilde halledersen. Aman ama dikkat hataları yüzünden moralim dipte sürünüyor. İşte dikkat hatası dediğin şey esasında bir ders, yani bir konu. Bu bir önemli bir şey. Mesela şöyle diyorlar ya, bütün hayatımızın bütün hepsinin özeti olabilecek sınavı 2 saatte belirliyorlar. Halbuki biz yıllarca ders çalışıyoruz, okullara gidiyoruz, sınavlara giriyoruz. Sadece 2 saatte her şeye karar veriyorlar. Bu haksızlık diyorlar ya. Esasında hayatımızda birçok şey çok kısa sürede belli oluyor. Mesela bir avukat bir davaya çıktığında 1 saat içinde karşı tarafın suçlu ya da suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Veyahut da bir ameliyata giren doktoru düşünün mesela. Ameliyata başlıyor, adamın hayatını kurtarabiliyor ya da o anda bir şeye dikkat edemediyse adam vefat edebiliyor. Veyahut da hastalığını kurtaramayabiliyor. Dolayısıyla hayatımızda eğer iyi yerlere geldiğimiz zaman, mesela bir pilotu düşünün. Bir pilot şöyle bir şey diyebilir mi? Ya karısına diyor mesela, karıcığım özür dilerim bugün geç kaldım, geç kalacağım biraz, kaza yaptık da diyemez. Çok dikkatli olması lazım. İşte eğer pilot gibi, doktor gibi, avukat gibi ya da ne bileyim herhangi meslek fark etmez. Ben de bir öğretmen olarak şu anda bir hata yapsam burada, gerçekten yanlış bir şey söylesem sizi etkileyebilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu artırmamız gerekiyor. Eğer dikkatimizi düzeltmezsek, bütün konuları bilsek de, çok çalışsak da bazı düşük puanlara razı olmamız gerekiyor. Ama biz razı değiliz, daha iyisini istiyoruz. O zaman çok daha konsantre olacağız, kitap okuyacağız, sessiz ve süreli çalışacağız ve bilgi eksiğimizi giderip dikkat sorunumuzu halledeceğiz. Kendi yayınlarınız dışında yayın öğrenecek misiniz? Tabii ki. LGS örnek soruları çözebilirsiniz. Eğer bu şekilde, bakın kendi yayınımız dışında örnek veriyorum. Burada soru çözümleri olabilen yeni nesil soruları sormuş olan, böyle görselli yeni nesil sorular soran başka yayınlar görürseniz, cevap anahtarından hata olmadığına emin olduğunuz, soruların iyi olduğuna emin olduğunuz kaynaklar görürseniz tabii ki çözebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu kesin ki biz kendi yayınlarımızda hem soru çözümleri olduğu için hem de yeni nesil sorular sorduğumuz için daha çok kendi yayınlarımıza güvenip öneriyoruz. Çünkü yanlış bir yayını önerirsek bu sefer öğrenciler hocam siz önerdiniz, biz de aldık, sonrasında da yani ama olmadı ki hocam demesinler diye olabildiğince kendi yayınlarımızdan öneriyoruz. Ama tabii ki LGS örnek soruları veyahut da çıkmış soruları mutlaka da çözmelisiniz. Onlar hatta bizim yayınlarımızdan bile önce çözmeniz gereken şeyler. Yani önce örnek soruları çözeceksiniz. Örnek soruları çözebiliyorsanız tamam, sınavda süpersiniz demektir. Kitap okumak mı yoksa paragraf çözmek mi? Tabii ki paragraf çözmek, ama paragraf çözdükten sonra yorulursak eğer kitap okuyabiliriz. Ya da matematik çalışıp, fen çalışıp yorulursak eğer kitap okuyabiliriz. Gelelim günün kitabına. Zaten kitap okumaktan bahsedince hemen günün kitabı geldi. Balzağan yazdığı Goriot Baba esasında Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Yaprak Dökümü'nün orijinali yani. Reşat Nuri de buradan esinlenmiş. Bir baba ve çocukları var. Gerçekten güzel bir hikaye. Yaprak Dökümü'nü duyduysanız bu hikayeyi okumalısınız. Realist, gerçekçi, gözlemci bir eser. Bunu da bilmenizi istiyorum. Günün okuluna baktığımızda Fahrettin Kerim Gökhan Anadolu Lisesi'ni görüyoruz. Mühendislikler, tıplar havada uçuyor. 4 yıl İngilizce ve 5.7 bir dilimi var. Çok iyi bir Anadolu Lisesi. İyi öğrencileri hak ediyor. Aferin Fahrettin Kerim Gökhan'ı istiyoruz. Sizlere de helal olsun diyoruz kazanacağınız. Geldiğimizde günün kaynağına sözel mantık, sayısal analiz sorularını sizlere öneriyoruz. Bu kitabımızı dikkat, yorum becerisini geliştirmeye, yeni tarz anlam bilgi soruları, PISA ve TIMSS'e uygun sorular görüyoruz. Hemen şöyle bakın, ben Türkçe kısmından göstereyim. Sorulara bakar mısınız? Tamamen yeni nesil sınava uygun hazırlandı. Her biri gerçekten çok bir emek, çok büyük bir emeğin sonucu hazırlandı. Acaba sınavda çıkarsa nasıl yakalayabiliriz? Aynısını Tonguç'a sormuşuz desinler diye gece gündüz düşünülüp hazırlandı. Sizler de bu soruları çözdüğünüzde büyük bir emeğin karşılığını alacaksınız ve çok iyi yerlere yerleşeceksiniz inşallah. Günün sorusu fenle alakalı. Dolayısıyla ben pas diyorum. Günün geyiği her zaman gibi Tonguç. Müzik dinleyerek ödev yaparken ben diyor, gerçekten kendini klip çekermiş gibi hissediyor geyik Tonguç. Helal olsun diyoruz kendisine. Ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Kazanacağınızda eminiz. Hadi bakalım, kolay gelsin.